Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün artık gelenekselleşen Zeynep Serdaroğlu kanalının Oscar videosuyla karşınızdayım. Bu video bana birkaç kere soruldu. Bu sene de yapacak mısın diye. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hani benim görüşlerimin değerli olduğunu düşündüğünüz için, merak ettiğiniz için bu videoyu. Ama hani daha bu sabah Robert De Niro ile Al Pacino'yu karıştıran bir kişi olduğumu öğrendim. O yüzden benim görüşlerim ne kadar değerli onu bilmiyorum. Evet, sinema sektöründe çalışmak istiyorum ve Robert De Niro ile Al Pacino'yu bugün karıştırdığımı öğrendim. Neyse, bugün onu konuşmayacağız. Bugün dediğim gibi Oscar'ları konuşacağız. 2021 Oscar ödüllerini, kimin kazanacağını, kimlerin ne kazanacağını, en çok kimlerin ödül alacağını. Çok heyecanlıyım çünkü bu video dediğim gibi benim gelenekselleştirdiğim bir video. Her sene en azından bir kere Oscar'la alakalı bir video çekmeye çalışıyorum. 4 sene önce başladım. 4 sene önce Oscar'da tahmin ettiğim 10 adaylığın, onu da doğru tahmin ettiğim için kendimi bir expert sayıyorum. Evet, o yüzden bugün sizlere 11 tane adaylıktan bahsedeceğim, onları konuşacağız. Bunu elime aldım, burada yazıyor çünkü. Hemen başlayalım. Dediğim gibi bugün 11 tane adaylıktan konuşacağım. Bunlar en iyi görüntü yönetiminden en iyi filme kadar gidiyor. Akşamın en büyük ödülü en iyi filmi sona saklayacağım. Şimdi en iyi görüntü yönetiminden başlıyorum. Aday olan filmler Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland, The Trial of Chicago 7. Şimdi en iyi görüntü yönetimini bence Nomadland kazanacak. Şimdi bu videoda çok fazla duyacaksınız bunu. Ben Nomadland'i çok seviyorum. Bir önceki videomda bahsettim bundan. Nomadland mükemmel bir film. Çok alışılmış bir film değil Nomadland. Oscar tarihi, şöyle diyeyim, buna benzer filmler tabii ki de var ama Oscar tarihinde bu tarz filmler çok fazla ses getirmiyor. Nomadland kazanacak çünkü Güneybatı Amerika'yı mükemmel çekmişler. Şaka mı yapıyorsun? Yani Roma dururken orada gittiniz Green Book'a ödül verdiniz. Peki tamam. Hani en iyi uluslararası film diye vermediniz. Okey. Eğer Nomadland en iyi görüntü yönetimini almazsa bu sene Oscar'da, ben de o kulübe katılıyorum. Ben de o kulübe katılıyorum ve diyorum ki Oscar'lar doğru filmlere doğru ödülleri vermiyor. Bunu diyeceğim. Eğer vermezlerse. Verirlerse Oscar'cığım, bebeğim. 10 sene sonra. Neyse, devam. Şimdi uluslararası filmler demişken, Roma'dan bahsetmişken en iyi uluslararası filme geçelim. Hani 2020'nin durumunu biliyoruz. Uluslararası filmleri geçtim. Şu sıralar hani doğru düzgün bir Hollywood filmi bile çok zor çıkıyor. Netflix, Hulu, Amazon Prime olmazsa zaten izleyemeyeceğiz hiçbir şey. O yüzden en iyi uluslararası film kategorisi geçen 2 seneye kıyasla çok sönük geldi bana ama aralarından bir tane film çok öyle çıkıyor. Another Round. O kazanacak. Mads olan adam. Hannibal oynayan adam. Another Round kazanacak diye düşünüyorum. Zaten hani en iyi yönetmende bile adaylığı var adamın. Bir sonraki kategoriye geçelim. En iyi animasyon. Yani bakın benim geçen seneki videomda bir tane kişi vardı. Şey açısından demiyorum bu arada, hani kötü anlamda demiyorum kesinlikle. Sadece ben Toy Story 4 kazanacak dediğim zaman böyle hayır ya bence Toy Story 4 kazanmayacak diye beni sorgulamıştı. Gitti Toy Story 4 kazandı sonra. Arkadaşlar Oscar Pixar'ın orospusu. Bunu dediğim için Oscar Pixar'ı çok seviyor. Oscar Pixar'a kalbini verir. Hani burada rakibi olabilecek şey Soul'a karşı Onward ama yani hiç zannetmiyorum. Soul %500 kazanacak. Konuşmam bile gerek yok. Bu kadar fazla konuştuğum yeterli. Şimdi benim için en kalbime yakın olan kategoriye geçelim. Senaryo kategorileri. En iyi uyarlama senaryodan başlayalım. Adaylıklar Borat Subsequent Movie Film, The Father, Nomadland, One Night in Miami ve The White Tiger. Şimdi bu yine Nomadland'e giriyorum. Nomadland kazanacak. Bu izlediğim filmler arasında en beğendiklerimden biri olduğu için demiyorum. Ama Nomadland gerçekten çok güzel bir film. Yapmaya çalıştığı şeyi tam yapan bir film. O yüzden Nomadland'i çok seviyorum ve Nomadland'in kazanacağına inanıyorum. Bazı insanlar Borat kazanacak diyor. Arkadaşlar Borat'in tam olarak 9 tane senaristi var. 9. O kadar ödül heykelciyi yetmez ya. Nomadland kazanacak. Period. Şimdi en iyi özgün senaryoya gelelim. Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of Chicago 7. Şimdi bu Oscar'lardaki en büyük böyle temaya geçelim. Şöyle bir durum var. İki tane Oscar jürisinin kesinlikle beğeneceği film var. Bunların bir tanesi Mank, öbürü de
The Trial of Chicago 7. Bu ikisini Oscar jürisi yalayıp yutmuşlardır. O kadar eminim ki, yani bu iki film tam Oscar jürisi için yapılmış iki film. Onun yanında Promising Young Woman ve Sound of Metal, hadi onu da kattık. Promising Young Woman ve Sound of Metal Oscar jürisinin çok fazla sevemeyeceği filmlerden ikisi. Ama 2020'de çok fazla film çıkmadığı için, ki hani laf etmek anlamına demiyorum, Sound of Metal'a 5 üzerinden 4.5 verdim. Düşündüğün zaman daha fazla film çıksaydı eğer, o zaman Sound of Metal'ın bu kadar fazla adaylık, Promising Young Woman'da bu kadar fazla adaylık alacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi bu iki yön var, yani iki yol var. Biri Oscar'ın zaten çoktan sevip bildiği yol, bir de 2020'den dolayı aldığı yol en azından adaylıklarda. Ben geçen sene en iyi filmi yanlış tahmin ettim. Hayatımda hiç olmamıştı bu. En iyi filmi yanlış tahmin ettim. Evet, 1917 tahmin ettim. Gittim Parazit'e verdiler ki çok güzel bir şey bu tebrikte. Parazit'e vermeleri daha iyi. Şöyle bir şey oldu dediğim gibi. İlk defa bir uluslararası film en iyi filmi kazandı. O yüzden ben de diyorum ki acaba Oscar'da rüzgarlar değişiyor mu? Acaba artık sonunda daha indie filmleri daha fazla mı şey yapılıyor? Oscar jürisi galiba yavaş yavaş fikrini değiştiriyor mantığıyla. Nereye getiriyorum şimdi bunu? En iyi özgün senaryoyu Promising Young Woman'ın kazanacağını düşünüyorum. Bu birazcık riskli bir seçim. O yüzden hani farklı bir yön alacaklarını umarak en iyi özgün senaryonun Promising Young Woman'a gideceğine inanıyorum. Oscar'ın birazcık değişmesini çok istiyorum. Çünkü Allah kahretsin o içinde kaldı Green Book'un Roma'ya karşı kazanması. O yüzden sırada oyunculuk ödülleri var. En iyi yardımcı erkek oyuncuya aday olan oyuncular: Sacha Baron Cohen, The Trial of Chicago 7, Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr., One Night in Miami, Paul Raci, Sound of Metal, Lakeith Stanfield. Hello, Lakeith diye okumuşum ama Lakeith'miş. Lakeith yani. Lakeith Stanfield. Evet. Özür dilerim, yanlış okudum. Judas and the Black Messiah. Şimdi bir şey değinmek istiyorum. Judas and the Black Messiah'ın ana oyuncusu kim? Daha öncesine kazandığı ödüllerden dolayı Daniel Kaluuya'nın kazanacağını düşünüyorum. Evet, sırada en iyi yardımcı kadın oyuncu var. En iyi yardımcı kadın oyuncuya aday gösterilen oyuncular: Maria Bakalova, Borat Subsequent Movie Film, Glenn Close, Hillbilly Elegy, Olivia Colman, The Father, Amanda Seyfried, Mank, Yoo Young-jung. Sanırım bunu yanlış okuyorum, çok özür dilerim. Yoon Yoo-jung. Böyle okunuyor, az önce bir tane YouTube videosu izledim. Ama Minari. 2019'da şuradan izleyebilirsiniz, reaksiyon çekmiştim, tepki videosu. Ben de demiştim ki en iyi kadın oyuncuyu Glenn Close kazanacak. O kadar eminim ki en iyi kadın oyuncuyu Glenn Close kazanacak. Yoksa bir daha hani başka kazanma şansı yok. Kadın 7 kere aday olmuş. Sonra Olivia Colman kazanmıştı. Gayet güzel. Olivia Colman'ı çok seviyorum ben. Şimdi yine aynı kategoride beraber. Bu seneye dönecek olursak en iyi yardımcı kadın oyuncuyu Yoon Yoo-jung kazanacak. Şimdi en iyi erkek oyuncuya geçelim. En iyi erkek oyuncu kategorisine aday olan oyuncular: Riz Ahmed, Sound of Metal, Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman, Mank, Steven Yeun, Minari. Chadwick Boseman kazanacak. Çok üzücü. Çünkü hani tam bir Van Gogh olayı gibi bir şey yani. Adamın oyunculuğunun kıymeti, oyunculuğunun değeri vefatından sonra şey olması gerçekten çok çok üzücü. İki gün önce şeyi izledim. Anthony Hopkins'in The Father'daki performansı izledim. Mükemmel. Riz Ahmed de çok iyi hak ediyor. Riz Ahmed de Sound of Metal'ı o kadar hak ediyor ki. Keşke. En iyi kadın oyuncuya geçelim. En iyi kadın oyuncu kategorisine aday olan oyuncular: Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom, Angela Day, United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, Frances McDormand, Nomadland, Carey Mulligan, Promising Young Woman. Şimdi bu hayatımda, bakın 4 senedir tahmin yapıyorum değil mi? 4 senedir tahmin yapıyorum. Hayatımda en iyi kadın oyuncuyu kimin kazanacağı kadar kendimi sorgulamadım. Bir gün başka birini diyorum, öbür gün başka birini diyorum. Arkadaşlar bu çok zor bir kategori. Çünkü Vanessa Kirby dışında en azından 4'ü de en büyük ödülleri alan oyuncular. Eleyerek gidersek şöyle diyeyim, ilk eleyeceğim kişi Andrea Day olur. Hem film çok kötü. Şimdi Letterboxd'da 2.7 almış. İzlemedim daha yani. Film kötü. Onu ve Golden Globes'da ona verdikleri zaman demiştim. O yüzden Andrea Day'in kazanacağını düşünmüyorum. Frances McDormand'ın da kazanacağını pek düşünmüyorum. Yakın zamanda ödül aldı Three Billboards'da ki çok güzeldi. Onun da oyunculuğu müthişti orada ama tekrardan vereceklerini bu kadar yakın zaman içerisinde zannetmiyorum. Ha bir de Vanessa Kirby'ye eliyorum çünkü hani hiçbir şey kazanamadı kadıncağız, yazık. Olsun ama eminim ki ileriki zamanda hani bu ilk ve tek adaylığı değil Vanessa Kirby'nin, çok belli bir şekilde hani daha sonrasında tekrar adaylık alır kesin. Elde kaldı Viola Davis ve Carey Mulligan.
Evet, şimdi yine az önceki teorime geri dönüyorum. İşte bir Oscar'ın daha öncesinden bildiği yol, bir de yeni alabileceği yol. Viola Davis'in My Rain Is Black Bottom'daki performansının Oscar alması, Oscar'ın daha öncesinden aldığı yol demek. Carey Mulligan'a Promising Young Woman'daki performansı için bir ödül verilmesi de Oscar'ın yeni alacağı yol demek. Yani burada, bu kategoride size tam bir cevap veremeyeceğim. Özür dileyerek tam bir cevap veremeyeceğimi belirtmek istiyorum. Belki video edit derken aklıma artık tam bir şey oturur. Hello. Evet, bugün günlerden 16 Nisan 2021 ve Carey Mulligan'ın kazanacağını düşünüyorum. Bakalım, fikrim değişirse bu videonun altına yorum olarak yazarım. Ama değişeceğini pek zannetmiyorum. Carey Mulligan kazanacak gibi geliyor bana. Evet. Şimdi en iyi yönetmen kategorisine geçelim. En iyi yönetmen kategorisine aday olan yönetmenler: Thomas Vinterberg, Another Round; David Fincher, Mank; Lee Isaac Chung, Minari; Chloe Zhao, Nomadland; Emerald Fennell, Promising Young Woman. Yine eleyerek gidelim. Thomas Vinterberg'in Another Round'la aday olması güzel bir şey ama nereden çıktı bilmiyorum. Dediler, kazanacağını pek düşünmüyorum. David Fincher'a çok sinirliyim. David Fincher adama sinirli değilim. David Fincher'ın aday gösterilmesine sinirliyim. David Fincher'ı sen Gone Girl'le, Fight Club'la aday gösterme. Bakın, Fight Club'la belki de gösterildi, bir saniye bakayım. Gösterilmemiş de. Abi kafayı mı yediniz? Sen git Fight Club, Gone Girl, Seven, David Fincher'ı aday gösterme. Git Allah aşkına Mank David Fincher'ı göster. Ben bunu anlayamıyorum. Bir de gitmiş adam The Curious Case of Benjamin Button'a da Lee Isaac Chung'un radardan düştüğünü düşünüyorum. Yani en sonunda Oscar'ların olayı kampanya yapmak ve filmini satmak, reklamını yapmak. Ve radardan birazcık düştüğünü düşünüyorum. O yüzden ona vereceklerini pek zannetmiyorum. Promising Young Woman, Emerald Fennell ilk filmine bir de kadın yönetmene vereceklerini hiç zannetmiyorum. Oscar yine seksist yanları çıkıyor. Geliyor hafiften, böyle sinirleniyorum ama hem ilk filmi hem kadın Oscar'ın hayatta vermeyi düşündüğünü zannetmiyorum. Aday göstermesi bile büyük bir şey. İki tane kadın yönetmen aday ilk defa. Oscar'ın 93 yıllık tarihinde ilk defa iki tane kadın yönetmen aday. Şu an gösterdikleri için mutluyum. Ama 93 yıl bekledik harbicim. Neyse. Chloe Zhao'ya en iyi yönetmen ödülünü verecekler. Ve görmek için o kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar. Gerçekten şükür bin şükür Catherine Bigelow'dan farklı bir rol modelim olabilecek. Chloe Zhao kazanacak ve ben gecenin 5'inde bunu gördüğüm zaman ağlamaya başlayacağım. Twitter'ımı kontrol edebilirsiniz. Sırada gecenin en büyük ödülü, en iyi filme geçelim o zaman. Evet, akşamın en büyük ödülü olan en iyi filme aday gösterilen filmler: The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal ve The Trial of Chicago 7. Şimdi tekrardan ilk dediğim şeye geri dönüyorum. Eğer Oscar derse biz bildiğimiz yoldan gidelim. The Trial of Chicago 7 ve Mank. Bu ikisinden biri kazanacak ama ben öyle düşünmüyorum. Dediğim gibi bence Oscar artık perspektifini değiştirmeye başladı. Bağımsız filmlere daha fazla şans verdiği için en azından bu sene Nomadland'in kazanacağını düşünüyorum. Evet, Nomadland bias'ım birazcık fazla tuttu bu videoda, fark etmişsinizdir. 4 tane ödül verdim yani ben. Bence Nomadland kazanacak ve artık bir nefes aldıracak Oscar bize, çok şükür. 2019'da benim çok içimde kaldı Green Book'un kazanması. O yüzden Nomadland gibi çok sade bir filmin Oscar kazanmasını çok isterim. Kazanacağını düşünüyorum. Nomadland kazansın da azıcık böyle bir değişim yaşansın Oscar'da. Evet. Evet, bugünlük videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Geçen hafta yine video yüklemediğimin farkındayım ama birazcık oturtmaya çalışıyorum hangi saatler, hangi günler size daha uygun. O yüzden eğer buraya kadar geldiyseniz videonun, aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Hani hangi saatlerde yüklememi isterseniz. Çoğunlukla cumartesi yüklüyorum şu sıralar. Cumartesi sabahtan öyle yüklüyorum, belki fark etmişsinizdir. Eğer size uygun değilse yazın. Deneyelim başka saatler, çünkü emrinize amadeyim. Neyse, şimdi bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.